Nefis Emek Tarifleri Mutfağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle sünger gibi yumuşacık, dev gibi kabaran nefis bir kek tarifi paylaşacağım. Tam ölçüsünde mis kokulu çok lezzetli bir kek tarifi dilerseniz hiç vakit kaybetmeden yapılışına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 4 tane yumurtayı alalım. Sarısı ve beyazı iyice karışıncaya kadar mikserle çırpalım. Bir taraftan 1,5 su bardağı toz şekeri de ilave edelim ve beyazlaşıp köpük köpük oluncaya kadar çırpmaya devam edelim. İyice beyazlaştığında 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı sütü de yavaş yavaş ilave edelim. Mikserle karıştırmaya devam edelim. Diğer taraftan ayrı bir kaba 3 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 2 paket kabartma tozunu eleyerek ekleyelim. Elediğimiz kuru malzemeleri yavaş yavaş sıvı karışıma ilave edip spatula ile nazikçe karıştıralım. Karıştırırken küçük küçük topaklanmalar olduğunu görebilirsiniz. Sabırla ve güzelce karıştırdığınızda bu topaklanmalar gidecektir. Şimdi hazırladığımız kek hamurunu bir kenara alalım. Kekin kalıptan kolaylıkla çıkması, altının da güzelce kızarması için kullanacağımız kalıbı tereyağı ile yağlayarak un serpiştirelim. Hamurun yarısını kalıba dikkatlice aktaralım. Kalan hamura 2 yemek kaşığı kakao ilave ettikten sonra spatula ile karıştıralım. Bu aşamada kakao eklediğimiz için hamurun kıvamı koyulaşacaktır. Çok az süt ilavesi yaparak kıvamını dengeleyebilirsiniz. Kakaolu kek hamurunu da kalıba aktardıktan sonra üzerine bir kürdan veya çöp şişi yardımıyla çizikler atalım. Şekillendirme işlemi bittikten sonra kekimizi 180 dereceye ısıttığımız fırında fansız ayarda yaklaşık 50 dakika boyunca pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. Kürdan testiyle pişip pişmediğini kontrol etmenizde fayda var. Fırından aldığımız keki mutlaka oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirelim. Soğuduktan sonra keki kalıptan kolaylıkla çıkarabilirsiniz. Ben kekin üzerine biraz pudra şekeri serpiştirerek servis etmeyi tercih ettim. Dilediğiniz şekilde süsleyerek veya sade olarak da servis edebilirsiniz. Şöyle bir dilim alarak size içinde yakından göstermek istiyorum. Dev gibi kabaran, tam ölçüsünde yumuşacık, nefis bir kek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifi deneyenlerden mutlaka yorumlarını ve önerilerini bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Tarif detayları her zaman olduğu gibi açıklamalarda mevcut. Videoyu vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.